hazırsanız bu devasa kruzla hadi gelin Finlandiya'ya gidelim. Bildiğiniz geminin içinde devasa bir şehir kurmuşlar. Benim son zamanlarda en beri şaşırdığım tur oldu. Şimdi şu aşağı kata doğru inelim bakalım. 9 yıl boyunca eğitim alıyorlar ve en önemli dersleri ne biliyor musunuz? Ahlak eğitimi diye bir ders var. Böyle kıyafet alabileceğiniz mağaza da var. Ve bu ülkede özel okul diye bir şey yok. Biz bunu yemeden Finlandiya'da güne başlayamıyoruz. Şu yüksekliğe bakar mısınız? Çocuklar okullara geldikleri zaman günde en fazla 4 saat ders alıyorlar. 188 bin tane göl varmış arkadaşlar. Elveda Tallinn, merhaba Finlandiya. Herkese merhabalar, ben Deniz Pehlivan. Dünya turumun ikinci ayağı Avrupa'dan canavar gibi devam ederken biraz sonra yine çok güzel bir ülke olan kuzeydeki o İskandinav ülkelerinin en meşhurlarından birisi Finlandiya'ya gidiyorum. Nasıl gidiyorum? Şu anda Estonya'dayım, başkent Tallinn'deyim. Arkamdaki devasa limandan ve devasa gemilerden bir tanesine bineceğim. Yolculuk yapacağım. Yaklaşık olarak 2-2,5 saatlik dev bir kruzla olacak bu yolculuk. Çok heyecanlıyım. Yani yıllardır kruza binmemiştim ve benim ilk kruza bindiğim bölge de burasıydı. Norveç, İsveç, Finlandiya bölgesiydi ve tekrar aynı deneyimi yaşıyorum ve sizlerle de paylaşmak nasip olacak. Hazırsanız bu devasa kruzla hadi gelin Finlandiya'ya gidelim. Tallinn'deki limana geldik. Şu gemi değil, bizimki bu taraftaki bir gemiymiş. Ona doğru ilerliyoruz. Burası çok büyük bir port, liman. Buradan şimdi check-in'lerimizi yapacağız ve böyle 10-15 katlı kruzla Finlandiya'ya gideceğiz. Başkent Helsinki'de kalacağız. Helsinki'yi bu gece gittiğimizde pek bir şey göremeyiz ama yarın full Helsinki ve Turku'yu da size göstermeye çalışacağım. Bakın içerisi de bayağı dediğim gibi lüks, kaliteli bir yere benziyor. Şimdi şu biniş kısmına doğru ilerliyorum. Bu yolculuk benim için çok önemli çünkü özellikle burada şimdi gündüzler çok uzun olduğu için en üst kattan bütün bu Baltıkları ve bu coğrafyadaki denizi size göstermeye çalışacağım. Hadi bakalım başlıyoruz. Check-in yapabileceğiniz makineler var. Ve bu ülkelerin hepsinin arasında çok iyi bir deniz turizmi var. Kruz turizmi özellikle yaz aylarında çok yaygın bir şekilde kullanılıyor. Bizim yapacağımız rota kısa bir rota ama isterseniz İsveç'te, Norveç'te ya da daha da yukarılara çıkarken, Finlandiya'nın da yukarısına çıkarken çok daha uzun rotalar yapabiliyorsunuz. Pahalı yerler, gezmesi pek kolay olmayan yerler ama hayatta bir kere görülmesi gereken yerler. Şimdi gemiye doğru bu kapılardan geçeceğiz birazdan. Bilet geldi. Şimdi isminin de yazdığı biletle biniyoruz. Gemiyi almaya başladılar. Bizim bineceğimiz geminin şirketinin ismi şu Tallink MyStar olan. 7.30'da kalkıyormuş. Saat 6:50 geçe ayrılmaya başlayacağız. Bakalım şansımız olursa güzel bir beyaz gecelerin de ucundan yakalayabiliriz. Özellikle en üst katından şehir manzarası harika görünecek. Ve böyle bunda buydu, hangisini de hatırlamıyorum ama muhtemelen İsveç'tekinde olabilir. Böyle yüzlerce adanın içinden geçiyorsunuz. O da ayrı bir zevk zaten. Şurada kalabalığa bakın. Gemiye geçiyoruz. Şimdi gemiye yaklaştık. Bineceğiz ve yürüyen merdivenlerle geminin giriş kısmına kadar geliyorsun. Böyle bir körükten biniyorsunuz. Ve gemi şu. Yani ben böyle kıytırık bir şey bekliyordum ilk başta ama bu 10 katlı bir şey ya. Belki daha bile fazla. Şuraya bak, tırların hepsini aldı şuradaki. Şimdi de yolcu kısmına giriş yapan. Biz garibanları alacak. Heyecanlıyız. Bak şuradan normal küçük arabalar, alttan da tırlar geçiyor. İki kattan aynı anda alıyor. Devasa bir gemi. Ve gemiye geldik. Geminin haritasını görüyorsunuz. Burada her katta ne oldu? 3 aşağı 5 yukarı zaten anlaşılıyor. Özellikle biz en üst katları tercih edeceğiz. 10. katın üstü bütün manzarayı izleyebileceğiniz alan. 10. katın olduğu yerlerde lounge'lar vesaire var. Biz 9. kattayız. Burası da oturma yeri, pub'lar, barların olduğu yer. Evet. İnanılmaz bir şey ya. Kendini böyle bir zengin hissettin mi? Ha, nereye geldik? Şuraya bak. Abi, burası kafe kısmı. Buradan gelip istediğinizi alıp parası karşılığında
geçip yiyebiliyorsunuz. Burada sandviçler var. 3 liraya, 3 liraya su satıyorlar. Birazcık pahalı ama Finlandiya'ya gidiyoruz sonuçta. Şuraya bakalım. Burada salata bar var. 12 liraya salata satıyorlar. Şimdi yeni açtılar burayı. Tavuk kanadı, domuz, balık ve patates kızartması. Ne ararsanız var bu portlarda. Buraya biletinizi aldıktan sonra içeriye giriyorsunuz ve bundan sonra aldığınız her şey ekstra oluyor. Burada şarap içiyorsunuz 6.90'a. Biralar var 7 euroya yaklaşık olarak. Ne ararsanız var. Çok güzel değil mi ya? Oo, şu çok iyiymiş ama 9.50 ne abi? Geminin içerisindeki yemek alanlarından bir tanesini daha geziyorum. Burada Burger King var. Bildiğiniz burgerın restoranını koymuşlar. Ekranlardan siparişinizi verebiliyorsunuz ve inanmayacaksınız ama 10 euroya falan menü satıyorlar. Bakın. Gayet uygun. Bir de tuvaletini göstereyim. İçerisi yine pırıl pırıl oluyor. Burada da giriyorsunuz deniz manzarasına karşı. Sanırım bunların olmadığı yer yok. Starbucks. Buradan direkt otomatları koymuşlar. Kartınla ödüyorsun. 4-4,5 liraya kahveni söyleyebiliyorsun. Şimdi insanları doğrudan çekmek istemiyorum. Arkamda gördüğünüz alanlarda da yolcu kısmı. İsterseniz burada oturarak da gidebiliyorsunuz ve herhangi bir koltuk satın almıyorsun. Rastgele kafana göre istediğin yere oturabiliyorsun. Geldik en enteresan yere. İçeride kasino var. Çaktırmadan çektim adamları. Şimdi de terasa doğru gidiyorum. Burada da bir tane restoran var. Burası daha çok ama bar gibi. Yine istediğiniz birçok şeyi bulabiliyorsunuz. Aperatif ürünler, içkiler, içecekler. Ne ararsanız var. Bildiğiniz geminin içinde devasa bir şehir kurmuşlar. Ve ne istiyorsanız bulabiliyorsunuz. Bence burası en keyifli yeri. Geminin arka kısmı. Arkadaşlar. İnanılmaz. Çok güzel. Burası da işte en üst katı. Buradan sonra geçmek yasak. Şu yüksekliğe bakar mısınız? Oho. Elveda Tallinn. Merhaba Finlandiya diyeceğiz birazdan. Şimdi 10. kata geldim. Burada kabinler var. Biraz daha fazla para verirseniz yataklı kısımlarda kalabiliyorsunuz. Yani içeride business class'lar falan bile var, lounge'lar ama gerek yok. Bize şimdilik bu yeter. Hareket ettik. Başladı yolculuğumuz. Şimdi gemi hareket etti. Ben yıllar önce bu gemiye binmiştim. Aynısı olmasa da yakınıydı. Çok o zamanlar çocuktuk. Anlamıyorduk. Elimizden tutan yoktu ama şimdi Gökhan var elimizden tutan. Eyvallah. Geziyoruz. Şimdi şuraya geldik. Şaka baka. Burası da yani iyi bir restoran. Oradakiler gibi değil. Masanıza servis alabildiğiniz bir restoran. Şimdi en aşağıdaki katlardan birine geldik. 7 ya da 8 olması lazım. Burada da yine küçük bir kafe var. Her katta bir şey var ve o kadar insan olmasına rağmen kimse yok gibi değil mi? Ne kadar sakin. Çok sessiz ya. Çok güzel ama var yani. Gittiğini dahi anlamıyorsun değil mi? Çok keyifli bir deneyim. Hiç sallanmıyor. Bir de lüks, zengin hissediyorsun abi kendini yani. Gönüllerimiz zengin olsun. Burası gördüğünüz gibi arka tarafta oturma kısmı, böyle denizin manzarasını izleyerek gidiyorsun. Şimdi gemi hareket edince duty free açıldı. Ona geldik. Burası da duty free kısmı. Baktık fiyatlar çok da uygun değil. Sanırım bir de Norveç'ten Danimarka'ya giderken gemiye bineceğiz. Onda da ayrıca gezeriz. Bir de içeride bakın isterseniz böyle kıyafet alabileceğiniz mağaza da var. Ne ararsanız düşünmüşler. Yeter ki para harcayın. Şu an var ya sağlandınız hissiniz. Deprem oluyor his gibi hissiniz. Lastik üstü o yüzden. Baksana ayağın gidiyor ya. Alışamadık daha gemide olduğumuzda psikolojik olarak insan bir binadaymış gibi hissediyor. Abi bitmiyor. Şuraya bakar mısınız? Şimdi de başka bir kata geldik. Yani benim son zamanlarda en beri şaşırdığım tur oldu. Şimdi şu aşağı kata doğru inelim bakalım. Kendimi Titanic filmindeki o Leonardo DiCaprio'nun merdivende aşağıya indiği sahnenin içinde gibi hissediyorum. Enteresan bir duygu.
Şimdi duty free'yi geziyoruz. Fiyatları hemen hemen aynı ama şurada enteresan bir şey var. Onu göstereceğim size. Ve şu an bayağı bir sallanıyoruz ha. Ne satıyorlar abi orada? Ayı eti. Aa, 16 euro ya. 16-30 ayı eti. Ayıyı nasıl besleyip de kesmiş olamaz herhalde. Yok, öldürmüş ol. Yaban. Geyik besleme ama. Evet, o neyse de ayı etini ilk defa gördüm. Geyik eti yiyelim abi. Birer ayı eti yer miyiz ya? Bayağıdır yeriz ya. Ha, özlemişsiniz. Her gün yiyoruz. Onsuz açalım aslında. Ben geyik etini tercih ederim. Geyik eti yine neyse, ayıyı ilk defa görüyorum. Ayı etini tabii ki yemeyi düşünmüyorduk. Alsak nasıl yiyeceğiz, nasıl yapacağız bilmiyorum ama daha önce hiç görmedim yani ayı eti satan bir yer. Hani geyiktir, ceylandır vesaire birçoğunu görüyorsun ama bu enteresan bir reyan oldu. Abi bir havalimanındaki duty free gibi, şuraya bakın, bitmiyor. Sadece iki koca katı buna ayırmışlar. Her şeyi düşünmüşler adamlar. Diyelim canı sıkıldı ya da çocuğunuzun canı sıkıldı. Bakın şurada ne var? Bir Atari salonu kurmuşlar. Gördüğünüz üzere. Bu 8. katta da bir PlayStation odası var. Bununla ücretsiz oynayabiliyorsunuz PlayStation'ları. Ama şunlar paralı diyebiliyorum. Para atmanız gerekiyor. Böyle biraz artık gemide takılıyoruz. Birçok yeri öğrendik. Yaklaşık da bir saat geçti. Bir oturup bir şeyler içeceğiz. Bu geminin en ön tarafına geçmek istedik. Orada sadece lounge'lar varmış ve 32 euro daha vermeniz gerekiyormuş. Gerek yok. Zaten önünde görmesek olur. 8. katta kendimize bir masa ayarladık. Böyle bir yandan gidiyoruz. Bir yandan da pek manzara yok ama olsun. Gemide olduğunu hissetmek bile güzel. Abi şimdi şöyle bir somon söyledim. Madem artık İskandinav ülkelerindeyiz, güzel olacağına eminim. Buna 9,5 euro verdim. Gemideyiz, biraz pahalı diye düşünebilirsiniz. Normal gelebilir size belki ama bundan sonra zaten 9,5 euro bizim için ne olacak Gökhan? Çorba parası mı? Çerez. Çünkü İskandinav'da bizi çok sevecekler. Somon nasılmış tadı? Burada da kötü bir şey yemezsin ama paranın karşılığını alırsın yani. Düzgün memleketler. Harika. Çok güzel. Beğendim. Az önce şurada oturduk, kahvemizi, çayımızı içtik, dinlendik biraz. Gemiyi size bayağı gösterdim zaten. Dışarısı da kapkaranlık olduğu için bir şey göremiyorsunuz. Anca böyle işte restorandaymışsınız gibi hissediyorsunuz. Şimdi gemimiz yanaştı, Helsinki'ye geldik. Gemiden inip otele doğru geçelim bakalım. Böyle 2-3 katlı köyüklerden gidiyorsunuz. Çok güzel bir yolculuktu. Buranın şu an hava sıcaklığı 14 derecelerde, gayet güzel bir havası var ve bindiğimiz gemi böyleydi bak. Daha bunun çok daha güzellerini İsveç ve Norveç tarafında da yapmaya devam edeceğiz. Yürümeye devam edelim bakalım. Terminalin güzelliğine bakar mısınız? Kuzey yani İskandinav mimarisinin çok güzel örneklerini özellikle İsveç'te çok göreceğiz. Heyecanlıyım. İsveç'e de yıllar önce gelmiştim, Norveç'e de keza. Stockholm'u çok beğenmiştim. Norveç'te de fiyortların olduğu o başlangıç noktasını, onların hepsini bu videolarda göreceksiniz. Vallahi Avrupa'da en güzel şey, bir ülkeden diğerine geçerken sanki mahalle değiştiriyormuşsun gibi hiç kimsenin hiçbir şey sormaması ve şu an İskandinav ülkesi olan Finlandiya'dayız. Geldik. Saat 9.30. Hava biraz alacakaranlık. Beyaz geceleri yakalayamıyorsunuz şu anda. Özellikle Haziran ve Temmuz ayında çok güzel oluyor. O zaman böyle gece saat 1'e kadar falan sürüyor. Ama yine de Norveç'e ve İsveç'e giderken güzel manzaralar görürüz. Şimdi otele geldik. Yerleşmek üzereyim artık. Yolculuk çok keyifli geçse de insan bir süre sonra yoruluyor ama yeni bir yere geldiğinde de yüzü gülmeye başlıyor anında ve Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de çok güzel bir konumda otelde kalıyoruz. Bakın odamı göstereyim abi. Böyle önce bir duş tuvaleti göstereyim size. Böyle bana ait duşu tuvaleti var. Her şey pırıl pırıl. Burada böyle iki kişilik yatağım var. İstersen birleştiririm sonra. Şöyle çok güzel bir dekorasyonu var arka tarafta ve çok dinlenmelik, güzel de bir keyifli koltuk var burada. Dışarısı çok sakin. Yani yolda hiçbir şey yoktu. Zaten buralar gece sakinliğiyle bilinir. Avrupa zaten sakin. Buralar daha da sakindi. O yüzden pek bir şey çekmedim. Yarın uyandığımda görüşürüz.
günaydın. Hadi bakalım Helsinki gezimiz başlasın. Ve buradan çıkıp hemen gezimize başlayalım. Günaydınlar. Ben şu anda geziye Finlandiya'nın başkentinden başladık. Helsinki'deyiz. Arka planda gördüğünüz yerin adı Tempeneyakin Kilisesi. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Deniz, hayatında hiç kilise görmedin mi diye söyleyebilirsiniz. Ama sebebi şu. Bu kiliseyi bu kadar özel kılan şey, 1969 yılında iki tane kardeşin tamamen kayaların içerisine oyup tavan kısmını da böyle binlerce kilometre tellerle, bakır tellerle örmesi. Şimdi hani bu adamlarda para çok, işte yani kafaları rahat olduğu için böyle farklı tasarımda mimarileri geliştirdiklerini söyleyebilirsiniz ama o yıllarda o kadar büyük para harcamışlar ki buraya. İnsanlar ayaklanmış, özellikle gençler. İşte Afrika'da açlık var, işte savaş dönemleri yaşanıyor, ne gerek var bu kadar paraya demişler ama yine de parayı harcamışlar ve günümüzde de böyle turistleri ağırlayan bir nokta. Zaten Helsinki'de yani toplasanız gezecek 5-10 tane yer çıkar. Onların en ünlülerinden bir tanesi bu. Buraya insanlar böyle gezilecek yerlerden çok doğası için geliyor. Yaklaşık olarak Türkiye'nin yarısı kadar bir yüz ölçümüne sahip ama ülkenin nüfusu sadece 5 milyon. Kişi başı gelir 40 bin ila 50 bin euro civarında yıllık. Ve hatta şöyle söyleyeyim, McDonald's'ta çalışan bir öğrenci yaklaşık olarak saatlik 15 ila 20 euro alıyor. O yüzden insanlar da burada refah çok iyi gelişmiş durumda. Yani refahtan çok sosyal devlet olma konusunda çok başarılı bir örnek. Geldiğinizde böyle şurayı görün, burayı göründen çok doğasından dolayı birçok kitleyi ve turisti buraya çekiyor. Ben de buraya kadar gelmişken size bu önemli yapıyı göstereyim dedim. Helsinki gezimize başladık. Bugün sizlerle beraber inşallah bu ülke hakkında, özellikle eğitim sistemi hakkında size harika bilgiler vermeyi planlıyorum. Çünkü Finlandiya eğitim sistemi dünyanın en iyi 3 eğitim sisteminden bir tanesi olarak biliniyor. Hem bu şehri gezeceğiz hem ülke hakkında da harika bilgiler vereceğim. Hadi bakalım, yolculuğumuz bugün başlasın. İşin en enteresan kısmı Noel Baba, değil mi? Her yerde bunu görüyorsunuz Finlandiya'da ve pazarlamayı bu adamlar yapmış. Aslında Noel Baba dediğiniz Santa Claus, yani hatta Google'a girin Noel Baba kimdir yazın, göreceksiniz. Bizim Demre'de doğmuş, büyümüş, bir dinini yaymak için kendini adamış bir din adamı. Ama bu adamlar öyle bir güzel pazarlamışlar ki Noel zamanında özellikle, hani buraları hani sadece Finlandiya üzerine demiyorum, dünyada her yerde Noel Baba örneğini görüyorsunuz ve herkes Finlandiyalı olarak biliyor. Yani bu coğrafyalı olarak biliyor. Ama özünde doğma büyüme Demre'lidir. Hatta ben onunla ilgili bir tane video yapmıştım. Bizim topraklarda doğup bizim tanıtamadığımız önemli bir karakter özünde. Ama bu adamlar pazarlama konusunda bizden daha iyi oldukları için bu şekilde her yerde kendisini kullanıyorlar şu anda. Merkeze geldik Helsinki'nin, böyle bir rıhtım. Arka tarafta Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı görüyorsunuz. Ülke deniz cenneti. Aynı zamanda en büyük kaynaklarından bir tanesi de orman ürünlerini işliyorlar. Yani özellikle ağaçtan, ahşaptan inanılmaz şeyler yapıyorlar. Çok zengin o konuda da. Gelmişken bunların hepsini göre göre gezeceğiz şimdi beraber, hadi. Finlandiya'da yaz aylarında 24 saat özellikle kuzey bölgesinde güneş ışığını görebiliyorsunuz ama kışında tam tersi oluyor. Böyle bir coğrafya burası. Ama bu coğrafyayı bu kadar özellikle sosyal devlet olma, insan hakları, eğitim konusunda özel kılan şey ne? Şimdi size onu anlatacağım. Dünyadaki en iyi eğitim sisteminin Finlandiya'da olduğu düşünülüyor ve Finlandiya'da hiçbir şekilde ilk, orta işte ya da okul öncesi eğitime para ödemiyorsunuz. Devlet karşılıyor her şeyi. Bu ülkede özel okul diye bir şey yok. Çocuklar okullara geldikleri zaman günde en fazla 4 saat ders alıyorlar ve haftada bu 20 saati geçmiyor. Asla ev ödevi de verilmiyor. Şimdi niye ev ödevi verilmeyecek diyorsunuz diye düşünebilirsiniz. Çünkü fırsat eşitliği olmalı diyorlar. Peki bu fırsat eşitliği nedir? Diyelim ki kendi çocuğunuzla diğer çocuklar aynı yerde eğitim alıyor ama evdeki şartlarınız aynı olmayabilir. Anneler, babalar kavgalı olabilir, ekonomik durum iyi olmayabilir vesaire. İşte bu eşitliği sağlamak için herkesin eğitimi okulda alması gerektiğine inanıyorlar ve bütün okul hayatlarında bir ev olarak düzenliyorlar. Mesela kapıdan girdikleri andan itibaren ayakkabılarını çıkarıyorlar, içerisi bir ev gibi oluyor. Çocuklar yemeklerini, ki yemekler de devlet tarafından karşılıyor, her şeyi okulda yiyorlar ve bulaşıkları çocuklar yıkıyorlar. Bununla beraber asla işte dediğim gibi ödev vesaire yok ve öğretmenlerin en büyük görevi, 6 sene sürüyor mesela bir öğretmenin çocuğu ortaokula kadar getirme süreci. En büyük amacı çocukları gözlemlemek, çocuğun neye yatkınlığı varsa ona yönlendirmek. Çocuğa ezbere dayalı
formaliteden, formül üzerinde de bir eğitim vermemek ve burada öğretmenler çok değerli. Yani öğretmenlik burada gerçek anlamda hem maddi hem manevi olarak kutsal bir meslek olarak görünüyor. Peki diyelim üniversite okumak istiyorsunuz. İlkokulda herkesin böyle hakları var. Üniversitede de şöyle bir şey var. Yine sınav yok. Herkesin yani kişiye özgü özelliğine göre bölüm seçtiriliyor. Yani kafana göre sınava gireyim, sınavda şu puan çıktı, şu tercihi yaptım. Aman keşke bu bölümü yazmasaydım da diğeri gelseydi deyip böyle rastgele bir şans değil. Herkesin yetkinliğine göre yönlendiriyorlar. Çünkü şöyle bir şeye inanıyorlar. Herkesin yani bütün Finlandiya vatandaşlarının üniversiteye gitme hakkı vardır diyorlar. Ve bunu ellerinden alamazsınız. Sınav vesaireden daha çok bu kişinin kendi merak ettiği, kendini geliştirmek istediği alan neyse ona fırsat verilmelidir diyorlar. Mesela 9 yıl boyunca eğitim alıyorlar ve en önemli dersleri ne biliyor musunuz? Ahlak eğitimi diye bir ders var. Yani matematik, tarih vesaire bunlar var ama en önemli dersin ahlak eğitimi olduğunu düşünüyorlar. İşte herkes gelirlerinden bağımsız bir şekilde eşit ve adil eğitim alıp yaşam hakkını kullansın diyor Finlandiyalılar ve bu yüzden dünyadaki en büyük eğitim konusundaki rol modellerinden bir tanesi. Pek tabii ki arkamdaki size Finlandiya kilisesi bir protestan kilisesi. Hani bunları da anlatabilirim ama bunlar da bir süre sonra artık standartten her yerde bulabileceğiniz şeyler. Ben bu birçok ülkede ne öğrendiğime bakıyorum ve onu aktarmayı seviyorum. Benim şu ana kadar Finlandiya ile ilgili yaptığım araştırmalarda en çok dikkatimi çeken kısım para, pul vesaire ekonomi kısmı da değil, eğitim kısmı oldu. Çünkü birçok yabancı kaynakta bile o kadar iyi bir eğitim sistemini ve rol model olarak aldıklarını söylüyorlar ki bilmiyorum biz hiç bu konuda bir çalışma yaptık mı ama bizim eğitim sistemini hepiniz biliyorsunuz yapboz oldu artık. O yüzden hani gerçek anlamda Finlandiya'da bence en çok dikkat çeken nokta bu. Ve burası da onların ana meydanlarından bir tanesi. Şurada işte önemli belediye binaları var. Şurada üniversite var vesaire. Onları anlatmak istemedim. Zaten hava da pek şansıma bugün iyi değil. Yapacak bir şey yok. En azından bu konuya değindim ve hadi gelin artık böyle sokaklarda dolaşarak bir yemek yiyelim. Enerjim düşmeye başladı. Buranın balık çorbaları harikaymış. Şehrin içerisinde dolaşmaya başladım. Böyle her yerde park görebiliyorsunuz ve Finlandiya bir göller ülkesi. 188 bin tane göl varmış arkadaşlar. O kadar büyük. Yemyeşil parklar, bahçeler bulabiliyorsunuz. Şimdi çok güzel bir kafeye geldik. Pelle adında bir kafe burası. Geldim kendime arka planda gördüğünüz deniz mahsulü bir tabak söyledim. Ve 15 euro şu kadarcık şey. Bakalım tadı nasılmış. Deniz mahsulü salata. Ve şöyle ekmek verdiler. İkram. Onun tadına bakalım. Köy ekmeği gibi. Şimdi güzel bir şeyler yedikten sonra buradaki meşhur bir yemek pazarı gibi bir yer var. Oraya geldim hemen limandaki. Burada insanlar gelip farklı farklı lezzetleri tadıyorlarmış. Aynı zamanda da gelip insanların neler yediğini görmek isteyen turistler geliyormuş. Girelim bakalım içeriye. Böyle otantik bir yere benziyor. Oo, mis gibi yemek kokuları geldi bile. Çok tatlı bir yermiş ya. Böyle pazarları gezmek çok keyifli işte. Yani gittiğinizde dokuyu ve renkleri hissedebileceğiniz en güzel yerler bence pazarlar. Buralar dünyadan dört bir yanından farklı mutfaklar varmış. Tatlılar varmış. Balıklar, etler, tavuklar ne ararsanız satıyorlarmış. Aa, kumpir yapıyorlar burada. Bildiğiniz kumpir. Markanın ismi bu. Şurada da közde kahve. Kolay gelsin. Merhaba. Beni burada çok etkileyen bir fiyat var. Bunlar havyar. Abi 125 gramı 350 euro. Yani aynen. Kilosu 8 2500 euro falan. Ciddi rakamı ama siyah havyar tabii. Çok özel havyar bu. Şeyden getiriyorlar. Hazar Denizi'nden getiriyorlar. Çok kıymetli. Kırmızı havyarlar da var. Onlar biraz daha fiyatları daha uygunca oluyor. Evet, şat atmalık ya. Abi böyle küçük şey gibi. Onunla böyle şampanya, gibi. Şampanya ile beraber keyif yaparak sohbet eşliğinde. Abi bu kilosu şurada bir tanesi var. 2500-3000 euroya falan geliyor. Aynen. Ki onlar aynen. 50 gram. Onlar için de pahalı. Özel ürünler. Hatta bak böyle elmasları kondurmuşlar üzerine. Elmas kadar değerli. Yani şey, insanlar şey diyorlar şu anda belki de. Fakirlere bak, uzaktan bakıyorlar, sadece diyorlar şu an.
Evet, ancak konuşuyorlar. Anlatıyorum sadece. Tadamadık da. Şurada da kurutulmuş balıklar var. Envai çeşit. Yine bunlar da havyar tabii ama vardır yani şey, bir sürü türü var. Şurada ahtapotlar, somonların güzelliğine bak. Kilosu 64 euro. Bu pazarı çok beğendim. Hem çok temiz hem çok canlı bir yer. Dondurmacılar var burada. Şurada bakın bir Vietnam mutfağı var ama aynı zamanda sandviçler vesaire satıyor. Yine noodle'lar var, po'lar var Vietnam'ın yemeklerinden. Yine her yerde somonu görüyorsunuz. Yani tam bir somon cenneti. Aklınıza gelebilecek her türden, kaliteden somon var burada. Pazarın adı Vanha Kaupali'ydi. İsmini başta söyledim mi bilmiyorum ama benim şu ana kadar Baltıklar da dahil gezdiğim en güzel pazar burası oldu. Hem renk anlamında, hem ürün kaliteleri anlamında, hem temizlik ve düzen anlamında buraya yolumuz düşerse eğer bir gün kesinlikle uğrayın. Şimdi Gökhan'la ne yiyoruz abi? Somon çorbası. Aynen, balık çorbası somonla yapılıyor, böyle patatesli. Bir de burada şöyle bir olay var. Mesela kaç paraydı abi bu? Bu normalde 14 euro. Ama iki kişi yiyeceksek ve ben bir kaşık alırsam 2 euro da kaşık parası ödeyeceğim. Evet. Çünkü paylaşımlı oluyor. Bu bir kişi için de fazla bu arada. Evet, bayağı çok fazla. Şöyle rahatlıkla. Somonundan mı alayım abi? Evet, hani somonundan. Tokum ben normalde. Sırf Gökhan çok övdüğü için yiyorum. Buranın da adı neydi? Burası Soup and More. Adında mekan. Aynı pazarın içerisinde. Her zaman yiyor. Güzel. Abi. Enfes. Somonun yağı ağzında attı mı? Somon zaten birinci kalite. Değil mi? Ve çorba da çok güzel. Kremalı. Biz bunu yemeden Finlandiya'da güne başlayamıyoruz. Ama gerçekten çok lezzetli. Bence kesinlikle iki kişilik söyleyin. Bir kişiye çok fazla gelir. Ve sonra başka yerlerde de böyle farklı tadımlar yapın derim. Afiyet olsun. Avrupa'da gezmeyi niye çok seviyorum biliyor musunuz? Her yerde böyle isteri diyebileceğiniz harika yerler var. Yani bu bence bizde çok yok ve çok pahalı. Buralarda çok uygun. 3 liraya falan alabiliyorsunuz tanesini. Çok özel bir lezzet. Yani ben çok beğeniyorum. Bilmiyorum, biraz tercih meselesi. Böyle bildiğiniz okyanus kokan inanılmaz bir detay. Çok çok iyi ya. Tadı midye gibi ama değil. Gerçekten çok lezzetli. Şimdi bir şeyler yedikten sonra Esat dedi ki, abi dedi, bayağıdır ayı eti yemiyorduk. Hemen gitti bir konser verip ayı eti aldı. 10 numara. Abi burada ayı eti, geyik eti, buraya özgü hayvanların eti, her şeyi bulabiliyorsunuz eyvallah ama bu ayı etini muhtemelen başka hiçbir yerde bulamazsın. Bir tek burada var diye biliyorum. Şimdi Finlandiya'nın eski başkenti Turku'ya gidiyoruz. Yollar çok güzel. 1,5 saat falan sürecek. Biraz da orayı gezelim. Carrying a different triggers, scaring us to death. Oh, someday we will collide some place where we can hide our space. Ve şu anda Turku'ya doğru yola çıktık arabamızla. Oradan da İsveç'in başkenti Stockholm'a gideceğiz. Çok güzel bir yolculuk oluyor. Yolda her yer orman resmen. Zaten coğrafyada ormanlarıyla kaplı. Çok güzel yerler. Ve böyle bir yerde durduk. Bakalım buradaki dinlenme tesisleri nasılmış? İçeriye girip göstereyim size. Devasa bir dinlenme tesisi. Aradığınız her şey var. Şurada hamburgerler var. Burada aperatif bir şeyler alabiliyorsunuz. Hamur işi, ürünler 1,5 euro, 1 euro civarında. Şurada donmuş gıdalar var. Hazır sandviçler var. Gayet 2,5 euroya falan 2 tanesini alabiliyorsun. Burada bir de enteresandır. Yani bu coğrafyadaki bütün ülkelerde petrol ofislerinde dahi her yerde içki alabiliyorsunuz. Yani alkol sorunlarının olduğunu okudum birkaç yerde. Çok fazla alkol tüketiyorlarmış ve özellikle gençleri çok uzak tutmaya çalışıyorlarmış. Bunun da en büyük sebebi burada geceler çok uzun olduğu için ve özellikle pandemide çok sıkılmışlar ve alkol bağımlısı olmuşlar. Öyle yazıyor internette. Yani göstereyim mesela, şurada rastgele bir tane bira falan göstereyim. Bak Heineken'in var. 2 euroya falan alabiliyorsun. Gayet onlar için hiçbir şey bu.
bugün bineceğimiz gemilerde duty free'ler var ülke değiştirdiğimiz için. Bazen öyle ki sırf o gemilere binip böyle ucuz olsun diye içki almak için giderlermiş ve sonra arabalarını doldurup ülkelerine geri dönerlermiş. Çünkü duty free'de falan 90 cent civarında. Bu arada şu ana kadar hiç suratsız Norveçli görmedim. Hepsi çok sıcakkanlı, hep selam veriyorlar. Ve çok ilginç bir şey daha göstereceğim. Bakın şu anda neredeyiz? Bir dinlenme tesisindeyiz ama kumar oynayabiliyorsunuz. Ülkedeki bütün kumarhane gelirlerini devlet alıyor biliyor musunuz? Bütün hepsini ve buradaki vakıflara, derneklere, ihtiyacı olan insanlara bu kumarhanelerden sağlanan gelirler dağıtılıyormuş. Bu da enteresan bir bilgi. Şimdi geldik Turku'ya. Burası eski bir başkent. Birazcık da böyle sayfiye yeri olarak biliniyor. Tatile mi geliyorlar abi buraya? Göller bölgesi olduğu için. Burası gayet böyle karavanla vesaire gelebilirsiniz. Ya internetten az önce Google Maps'ten baktım. Ülkede kara yok, her yer göl resmen. Binlerce göl var. Ya burada bir karavan keyfi de yapılırdı aslında. Böyle bineceksin karavana. Böyle karavan, mahalle kamp, mahalle. Köy köy gezeceksin. Burada şimdi birkaç saatimiz var. Akabinde buradan kalkan çok büyük bir liman olduğu için İsveç'in Stockholm kentine gideceğiz ve gece devasa bir kruzda yolculuk yapıp gece de kruzda konaklayacağız. Ama böyle daha önceki buraya gelirken kullandığımız kruz gibi değil, çok daha büyüğü, çok daha böyle otel keyfi olan bir kruz olacak. Kent böyle tatlı tatlı evlerin olduğu bir yer. Finlandiya'nın başkenti Helsinki zamanında Sovyetlerin taşıdıkları başkentmiş. Ama ilk başkentleri burası olduğu için bir anda mimari değişiyor. Bunu her yerde daha otobüste gelirken fark ettik. Gördüğünüz gibi zaten direkt binaların tasarımları da değişmeye başladı. Daha çok İsveç Krallığı'nın etkisinde olan bir bölgeydi. Şehirdi. O yüzden böyle giderken çok farklı tasarımda binalar, parklar görmeye başladık. İnsanlar burada da bisikletleriyle geziyorlar. Yani zaten bu ülkenin başbakanından tutun milletvekillerine kadar herkes bisikletle ulaşımını sağlıyor ve kimse yadırgamıyor. Hatta buranın eski başbakanı bir kadın vardı, hatırlarsınız. Bir partiye gitmişti ve partide ikinci el bir kıyafet giymişti. 15 euroydu. Haberlere çıkmıştı dünya basınında da, öyle bir ülke. Çünkü zaten herkes her şeye ulaşabildiği için pek gösteriş göremiyorsun. Şu ana kadar izlenimlerim böyle. Böyle burada kanallar var ve hepsi Baltık Denizi'ne açılıyor. Bir kanallar kenti. Kesinlikle Helsinki'den daha tatlı bir yer burası. Helsinki devasa bir metropoldü. Burası tatlı bir kasaba gibi. Şöyle bir köşeye oturduk, dinleniyoruz. Niye dinleniyoruz? Bu arada bir arkadaş şarap söyledik. Bu 9. Kaç euroydu? 9 euroydu. 9. Bir kadeh şarap 9 eurocuk, düşünün yani. O kadar ucuz bir yere geldik. Buradan artık ayrılıyoruz. Birazdan gemimiz kalkacak. Onu da ayrı bir vlogla size bütün serüveni hem gemi yolculuğu olarak hem de Stockholm'a indiğimizde Stockholm gezi videosu olarak aktarmayı planlıyorum. Yani şimdilik bu kadar. Umarım güzel bir bölüm olmuştur. Açıklama kısmına da bir sürü bu rotanın hakkında detayları bırakacağım. Oradan bakarsınız. Birçok şey işinize yarayacaktır. Umarım kapsamlı bilgiler de verebilmişimdir. Şimdilik selamlar. Sonraki bölüm İsveç'te görüşmek üzere. Can we slow down, start over?